Hoş geldiniz dostlarım. Karşınızda Warhammer Chaos Bane. Öncelikle şunu söyleyeyim. Warhammer evreni hakkında hiçbir bilgim yok. Hani yüzde üzerine hesaplarsak %1 bile bir bilgim yok. Bu yüzden bu video her zamanki gibi bir ilk bakış olacak. Ben herhangi bir değerlendirme yapmayacağım evrene hakim olmadığım için. Sadece merak eden dostlarımız, bekleyen dostlarımız oyunu görmüş olacak. Hadi bakalım. Burada 4 tane sınıfımız var. Empire Soldier, High Elf Mage, Slayer diye bir karakter var. Daha sonra elflerden Scout, Wolf. Wolf diyorum ya, Wood Elf. Ben direkt Empire Soldier'dan gireceğim. Böyle bir vuruş hissini yaşayalım. Hadi bakalım, direkt oyuna başlayalım. There was a time when an emperor ruled. Ya Nuln üzerinde bir tane imparator Nuln diye biri yönetiyormuş. Yani biz doğmadan önceden beri bu böyleymiş. Yani senin bildiğin hayat sadece bu askerlerin olur. Senin babam bir tane hani bu. Sen 15 yaşına geldiğin zaman baban ölüyor savaşırken vesaire. Yani sayısızca savaşlara girdin, bazılarına kaybettin, bazılarına kazandın. Yani yıllarca böyle boş köyler, daha sonra tepeleri, mepeleri falan, daha sonra kaosun gelineceği duyuldu. Dünyanın sonuyla ilgili söylentiler ortaya çıkmadı. Yani sen onların haklı olduğundan korkuyordun, ama bunların hepsi haklıydı vesaire. Daha sonra Magnus diye birisi geliyor, bütün insanları bir araya topluyor. Bu kaosa karşı konulması için bütün insanları bir araya topluyor abi. Yani kimseye pek fazla şey yapmak istemedin ama bu sefer çok farklıydı. Hani imparatorluğa iyice dalma şey eşiğine gelmişti. Kuzeye doğru yürümeye başladınız. Yani hiçbir şekilde bu böyle şeytani bir savaşa hazırlanmayı bekleyemez. Yani çok fazla kişi kaybettin. Yani Magnus ve onların knightları savaşa girdi. Yani sen ve adamların onları geri püskürttünüz ve mükemmel bir savaşla ayrıldınız. Ve yani geriye bir tek sen kalmış. Ya ölüler gömüldüğü zaman Magnus'un davetini kabul ettin vesaire. Yani imparatorluğu korumak artık senin bir şeyin oldu. Amacın haline gelmiş oldu. Abi o kadar hızlı anlattı ki bir şey anlamadım ki ben. Yani bayağı bir zaman geçti. Yani bu karanlık büyünün zamanından biraz bir zaman geçmişti. Ve yani buradaki gardiyanlar hava o kadar kötüydü ki hissediyorlardı bunu. Sıkıca şeylerini tutmuşlardı. Yani böyle bir gece uyumak gerçekten zordu. Bu Kislev'de yaşanan savaşlardan dolayı gerçekten hani uyuyamaz, dinlenemez hale gelmişti herkes. Yani havada bir uluma sesi gibi bir şeyler olmaya başladı. Daha sonra bir şimşek çarpmaları. Havadaki o şey bütün gökyüzünü delip geçmişti. Kule tamamen saldırı altındaydı. Bu ne be arkadaş? Courtyard'da problem var. Hemen gidip bir bakayım diyor abi bizimkisi. Abi bu nedir arkadaş? Ne bu hız anlamıyorum. Raid mi yapıyorsun? Yani kaosun güçleri kuleye saldırıyor. Hemen Magnus'a ulaşmalıyım dedi abi. Güzel. Adam 3-5 kişi halletti abi. Onca sayısızca savaşlara girmiş çıkmış bir elemandan bahsediyoruz. When your health is low, your potion. Tamam abi.
da düşmedi. Bana niye potion'ımı kullandırtmak istiyorsun bebeğim? Neden? İlla kullandıracak. Thanks Sigma, you're here. Ya Sigma'ya teşekkürler olsun. Burada sen bütün canavarlar her yerde bütün şeyi bastılar abi. Kuleyi bastılar. Ya hızlı ol. Ben Magnus için geldim. Nerede o? Yukarıda o taht odasında. Yani burada sandık var diyor. Orada ihtiyacın olan şeyleri al diyor ama acele et diyor. Tamam abi. Görev basit. Kill enemies. Skill pointlerle birlikte atladığım skillleri şuralara yerleştireceğiz abi. Onu da göreceğiz zaten. Acelesi yok. Level atladık bu arada. Hatta şuradan şu özelliği vermişim ben. Şey otomatik verdi. Sağ tuşa verdi. Bakın gösteriyor zaten. Sol tuşta da normal slash yapıyoruz. 1 2 3 4 ile de şey yapıyoruz. Buraya ekstra özellikleri koyuyoruz. Onları kullanmaya başlayacağız artık. Mesela şunları koyuyoruz. Neymiş efendim? Shielded Charge diye bir şeymiş. Banner of the Empire vesaire vesaire. Bak şurada bizim şeyimiz doldu abi. Counter hatamız var. Space tuşuyla bu doluyor abi. Bunu yapabiliyoruz buradan. Bilginiz olsun. Yani taht odasına ulaştığınız zaman hava resmen böyle büyülerle dolmuştu. Chaos'un büyücüsü oraya gelmişti. Tahta gelmişti. Ve Magnus bütün bu imparatorun kurtarıcısı onun büyüsünün altında izinmişti. Geriye yapabilecek tek bir şey kalmıştı. Bir meydan okumaktı. Yani odayı geçtin, hayatını verdin. Gelecek imparatoru için, gelecek imparator için hayatını verdin. Savaş ne yazık ki sona ermişti. Büyücü ortadan kayboldu. Sadece sen ve Magnus'un ölüsü ortada kaldı. Yo! Yani kızgın adamlar odaları doldurdu. Bunlar Guardsmen değil, normal sıradan bekçiler değildi. Bunlar Witch Hunters'lardı, cadı avcıları. İmparatoru öldürmekten tutuklanıyorsun. Ya burada şey büyücü müyücü falan görmüyorum. Burada sadece sen varsın ve bir oda dolusu ölü insan var. Hemen itiraf et. Yoksa seni zorlayacağım. Yani her türlü her şekilde senden tüm bu itirafı alacağım diyor. Yani sana işkence yapacağım vesaire vesaire. Yani bütün commanding bir tane ses odaya doldurdu. Lütfen bu deliliği durdurun artık dedi. Bu da High Elf'lerden biriydi. Kaptan Velen doğruyu söylüyor. Onu dinlemeyenler sizlersiniz. Yani bu odada olanların hiçbiri bunu bilmemeliydi. Eğer insanlar Magnus'un öldüğünü düşünürlerse yani bu hiçbir şey için savaşmaya devam edecekler. Bütün imparatorluğun kaderi bizim elimizdeydi. Ve bu büyücüyü durdurmalıyız bir şekilde. Eğer Magnus ölürse imparator da onunla birlikte ölürdü dedi. Yo! Yani çok kötü güçler şeyti sarmış kaptan. Eğer büyücüyü ve onu yok edersen cult that has taken root in Nuln and expose its secret master. Evet, gizli şeylere erişebileceğiz. Abi bir dakika, bu şimdi kadınmış. Ya bunu söylemekten nefret ediyorum. Ya Voss'un, bu Witch Hunter'ların görevi değil mi bu? Beni niye gönderiyorsun? Torture, executions, fire and pillage.
If they were unleashed on Nuln, it would lead to questions that we dare not answer. Not if we want the empire. All right. Yani çok konuşuyorlar diyor. Çok böyle şeyler diyor. Fevriler diyor. Hani onları diyor şey yapamazlar. Sen diyor laf dinlersin. Sen adamın dibisin. Bize gaz veriyor abi. Tamam, ne yapmamı istiyorsun ben? Yani buraya kuleden saldırı alt katlardan geldi diyor. Bu kanalizasyon tarzı yerlerden geldi diyor. Ya tüneller falan var diyor. Your first task is simple. Enter the tunnels and tünellere gireceğiz abi. Her şeyi temizleyeceğiz orada. Kill everything in your path. Tamam abi. Sarı bir şekilde gösteriyor görevleri böyle. Hadi bakalım. Oğlum biz az Diablo oynamadık. Bizim işimiz Diablo. Düşmanlardan dayak yerken enerjimiz mi doluyor? Ben mi öyle anladım? Harcayalım abi bunu. Bakalım doğru mu? Dayak atsınlar. Pardon lan biz vururken. Acı bir şey aldım. Madalyon aldım. 21 maksimum health veriyor. Oğlum bu ne iğrenç yaratıksınız siz. Anlamıyorum ki arkadaş. Nereye lan? Oğlum ne oluyor bunlar? Neyin kafası ne şu? Bak sağ tuşa basınca şöyle bir hareket yapıyor abi. Oha oha. Oğlum ne aç lan bunlar da böyle. Oo shield aldık. Oha bayağı bir özellik veriyor lan. Shield'a bak. Yuh. Eldiven aldık acı. Bunlar bir işe yaramaz. Aha! Bir sandık daha bulduk. Pantolon mantolon falan. Oo, iyice şekil olmaya başladık. Oğlum ne oluyor lan? Ben ne zaman level atlayacağım abi? Ha? Başlık bulduk. Yuh. Abi tak gitsin bunu, manyak mısın?
Level atladık. Fireball diyecektim. Tam Fireball'a benzettim. Diğerleri çok geç açılıyor. Level 9'da açılıyor. 16, 8, 6. Bunu zaten otomatik 1'e koymuş abi. Neymiş bu? Böyle bir özellik. Lan oğlum. Şuraya bak lan. Ordu yok ettik resmen. Oğlum toplanın, toplanın. Toplan, 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 toplan. Yemli abi, yemli, yemli. Hoppa. Gel, 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 gel. Sevdim lan ben bunları. Gel, gel. Utanma. Ay ay. Ekip. Oğlum al bunu, manyak mısın? Oğlum hangisi hangisinin? İkisini de koy bakayım böyle. 18, 3. Koy abi bunu, bu manyak bir şey. Ne oluyor lan? Heh. Bu ne? Yavrum burada... Burada yol mu var kardeş? Güzel damage vuruyor. Ne olmuş oğlum burada lan? Hacı bayağı bir loot olacak bu oyunda büyük ihtimal. Yani Allah sabır versin size, ne diyeyim. Ama zaten bunun için oynuyoruz. Görevi tamamladık abi, geri dön diyor bize. It's done. The tunnels surrounding the tower have been cleared. Tamamen temizlenmedi diyor. Hani daha da diplere inmemiz lazım diyor abi. I do not doubt it. The servants of Nurgle flourish in darkness and filth. You have done well, Captain. Return to me. Burak Council abi burası. Emirleri, görevleri buradan alacağız. Grim news from the tower. Voss has learned that a large group of Magnus's guardsmen have gone missing. He believes they might hot-headed fools. Şey diyor abi, bizim Magnus var ya, onun diyor guardsmenleri kaybolmuş diyor. Git diyor, orada bir kişi hayatta kaldı diyor. Onu da şey yap diyor. Bul diyor abi, veya survivor, kim artık hayatta kaldıysa İndireceksin abi. Şey, kurtaracağız abi. Ne olmuş, ne bitmiş? Oğlum bunlar nereye gidiyor lan? Yapay zeka saçmalıyor yani, farkında mısınız? Ah!
Keşke Dark Souls'u da böyle yapsalardı ya. Çok zevkli olurdu. Ya hala da öyle de en azından hani böyle izometrik olunca daha güzel olurdu bence. Yeni özellik açtık abi. Oo ye. Yeah. İşte bu abi, şekil dediğim bu ya. Plant banner and apply the damage bonus. Damage bonus tak veriyor bize abi. Burun içinde durduğumuz zaman psikopat gibi dalabiliyoruz millete. Damage'ımız artıyor. Baba, ba. Oğlum hepsi kaçıyor lan. Oha. Lan oğlum abartmayın. Oğlum. Pasif skill mı? Pasif skill diye bir şey mi var lan? Bunlar hala level en az 6 istiyor. Bayağı da bir şey topladık abi. De pasif skill olayını anlayamadım ben. Oğlum ne kadar salağım ben ya. Alta kadar iniyormuş bu. Emot. Bir dakika ya, bir saniye. Merak ettim lan. Fan skills. Emote diyor. Abi ne bu? Özel bir emote yapabiliyorsun diyor. De nasıl yapıyorsun? Ne, hangi tuşa basarak yapıyorsun bunu? Pasif. Zaten otomatik koymuş buraya. Bayağı da bir şey var abi.
Evet dostlar, oyun böyle. Hani oyunun en az şey, az çok nasıl olduğunu görmüş olduk. Hani açık konuşmak gerekirse ben Diablo hayranı biri olarak çok benziyor Diablo 3'e. Gerçekten çok benziyor. Ama bu güzel olmadı anlamına gelmiyor tabii. Gayet iyi. Kamera bazen uzağa yukarı çıkıyor, bazen dibe giriyor. Değişik olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Ben hani bu tarz için beğendim ama fiyatı biraz tuzlu gibi. Yani baya baya tuzlu gibi. Ama tabi Warhammer evrenine hakim olmadığım için, bir fan olmadığım için bir şey diyemem. Yani tabi eğer fan olsaydım direkt o parayı düşünmeden verir alırdım. Hani 130 civarında bir Türk, 130 Türk lirası olması gerekiyor. Abi konuşamıyorum. Bugün ne oldu bana ya? Yemin ediyorum istediğim gibi şey yapamadım ya. Nazar değdi herhalde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın efendim. Yepyeni ilk bakışlarla karşınızda olacağım.